canım. Gel, sen diyorsun ki bak siz nasıl buralarda oturuyorsunuz, yaşıyorsunuz. Vallahi ekmek yok, ekmek olduğu zaman yiyor. Bak ifta oruçta bayat ekmeği ısladık yedik. Nereden get? Olmazsa nereden? Bu 20. Şimdi bir hafta olsa olabilir. Ama 19 gün çok şey, bize ağır geliyor. Şimdi marketler de ama tez kapanıyor. Gidene çek atıyor, çöpçe alıp getiriyor. Olmazsa nereden getireceğim? Para olmazsa iftarda bak çay ekmek yedik. Bir şey yok. Çöpe at, nasıl çöpe poşete koyuyorlar ya. Biz de onları yiyoruz. Valla bazıları yüreği acıyor diye ki siz bunları niye alıyorsunuz? Alıp temizleyip yıkıyor, yiyor. Olmazsa nereden getirecek? Devlet bak kolu gelmiş gelecek burada verirse onun için burada oturuyor. Yoksa biz evlerin içinde oturacak. Polisler gördü ama çeviriyorlar çocukları. Gidin eve diyorlar, yasak ya. Çocuklara işte 17 gün ne yiyecek, ne içecek? Sen söyle biz de çaplayalım. 5, 6, 7 kişi. 2 tane de yetimim var. Bak bunlar benim yetimlerim. Oğlum cezaevinde. Ben cezaevine nereden para yatıracağım? Söyle. Ben de yatırayım. Devlete gittim, bana red geldi. Vermediler bana. Bak ha, bu küçük çocuk nereye gitti o kız? Yanımdaki çocuk yetimde, 2 tane de çocuğu var. Şimdi devlet alsa içerideki ne yapacak? Ben veremem ki devlete. Ha, verdiler bize. Bir patates soğan yağ olmasa ne yapacağız? Böyle yerlerde yaşıyoruz yani. Gelirimiz yok. Fakiriz, sığınacak bir yerimiz yok. Burada oturuyoruz. Bunu da yıkmak istiyorlar. Nereye gideceğimizi de bilemiyoruz. Çadır da yasak. Bu koronadan dolayı açız yani, daha doğrusu. Bakanımız da yok, çalışanımız da yok. Oğlum kaza geçirdi bundan bir hafta önce. Oğlumun ayağı kırıldı. Oğlum borçlu, harçlı yani. Hiçbir yerden gelir yok. Borçlu kapıya dayanmış. Ne yapacağımı şaşırdım yani. 9 tane çocuğum var. Şu anda ben de engelli bir bayanım yani. Bilmiyorum yani. Ne yiyip içeceğiz? Şeyde yani diyelim mesela çöpte ekmek asılı. Bizde yalan yok. Biz şu anda Müslümanız yani. Bizde yalan yok. Çöpte ekmek asılı kutuların üzerinde. Biz o ekmekle geçiniyoruz. Çöpte asılı bayat yiyeceklerle, bayat etlerle biz onunla geçiniyoruz. Neymiş? Türkiye'de yaşıyoruz. Türk bayrak altında yaşıyoruz. Çok yanlış şey var. Lütfen bu yanlışı düzeltsinler. Kendi fakirine, kendi yoksullarına iyi ve iyi niyetli davranmalarını istiyorum. Yani sağ olsunlar, alıyoruz, inkar etmiyoruz. Bize yetmiyor. Bak çoluğa çocuğumuz hepsi perişan. Gençlerimiz işsiz, çarsız. Okullar kapalı. Ne yapacağımızı bilemiyoruz yani. Bize bir destek çıksınlar yani. Bize bir yardımda bulunsunlar. Anlatabiliyor muyum? Biz gasp etmiyoruz. Adam öldürmüyoruz. Banka soymuyoruz. Kötü bir şey yapmıyoruz. Alnımızın teriyle kağıt topluyoruz. Alnımızın teriyle ekmeğimizin peşindeyiz. Ama ona da devlet engel oluyor. Niçin? Buraları yıktıkları zaman nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Bize yer vermiyorlar. Bize ev vermiyorlar. Bize el uzatmıyorlar. İş vermiyorlar. Ne yapacağız? Bu kadar. Valla ben şu anda geri dönüşüm işine bakıyorum. Geri dönüşüm işi olmasa bizim hayatımız perişan. Yani şu anda 17 gün yasak belirlenmiş. 17 gün yasak olduğu için. Peki bu marketler neden açık? Vatandaş neden dışarıda? Hali perişan olanlara fakir fukaraya ceza yazmasını biliyorlar da. Zenginlere neden ceza yazılmıyor? Ben şu anda el arabasından işe çıkmış olsam, beni tutsa hemen maskesizlikten, sokağa çıkma yasağından, kısıtlamaya uymadığından ver yansın yapacaklar. 3150, 900 lira maskesizlikten. Bunu kim ödeyecek? Nasıl kazanacağım da nasıl ödeyeceğim ben bu cezamı? Ben işe çıkmazsam, çoluk çocuğuma ekmek getirmezsem kim getirip bir 5 kuruş para verecek bana? Kimsenin de maaşı yok burada. Kimsenin de maaşı yok yani. Kimseye bir yardımı yok yani devletimizin şu anda. Yani geçen sene 1'er lira yardım etti. Tamam. Aman da güzel bir şey. Ama şimdi o 17 gün yasak oldu. Kime bakacak bu 17 gün boyunca? Evimden çıkmıyorum, dışarı çıkmıyorum. Geçen gün şurada çocuk dışarı çıktı. 900 lira maskesizlikten ceza yazdılar. Kapısının önünde olduğu yerde. Bunun nasıl, nerede adaleti var bunun? Adaleti var mı bunun? Soruyorum size yani. Adalet var mı bunda?
7 gün ne yiyeceğiz? Evimizdeki olanımızı yiyeceğiz, başka da bir şeyimiz yok. Ekmekçimiz gelmiyor, bakkala korkumuzdan çıkamıyoruz. Yani çıktığımızda hakka ceza mı yiyelim, ekmek mi alalım? Abi, biz anlamadık yani, bu iş zor gidecek yani. Yani en sonunda kavga dövüş çıkacak. Bu böyle olacak yani. Bunun da tek seçimi bak, gelen gideni çok. Hadi nerede devletin, milleti, polisi? Yasağa uyulması gerekirse herkes uyması lazım. Kimsenin yani bir ayrım gayrımı yok bunda. Bu şekilde yani. O zaman ben de işime çıkarım, bakarım. O zaman bana da serbest etsinler. Yanlış konuşmam var mı? Bana da serbest etsinler. Evrağımı verme, onların evrağı var. Bana da geri dönüşüm evrağı versinler. Ben de işime gücüme bakayım. Çoluk çocuğuma ekmek getireyim. Bu adam ben öyle, bu öyle, o öyle. Şu anda burada 100 tane ana var. 100 tane ana 17 gün boyunca ne yapacak? Bir kazancım olmazsa, bir gelirim olmazsa, bir yardımım olmazsa mecburen evimdeki olanımı yiyeceğim. Olmak bittikten sonra ben ne yiyeceğim peki? Hurdadan geçimimizi yapıyoruz. O da 17-18 gün yasak olunca oturuyor gördüğünüz gibi. 14-15 kişi bir evin içinde oturuyoruz. Bunun geçimi, bunun yeme içmesi zor biliyorsunuz. Zaten kazandığımız ne ki? Günlük geliyor, günlük gidiyor kazancımız. Bir birikimimiz yok, bir şeyimiz yok misal. Gerçekten araba bile kapımızda yok. Şimdi ne yapacağız, bu 17-18 gün boyunca oturacak mıyız? Demek ki oturacağız. Bayağı belediyeden, büyük şehirden bir sürü koli geldi. Arabalar tıklım tıklım. Biz yazılı değiliz diye diyorum ki 15 kişi bir evin içindeyiz biz. Bize niye vermiyorsunuz? Yok isminiz yok diyorum. İsmimiz yok diye bize vermeyecekler mi? Vermediler, gittiler işte. Alışverişimizi nasıl yapıyor? Ekmekçi buraya geliyor. Gidip orada ekmek alıyor. Sebze zaten marketlerin önünde getiriyor. Yani gidip sebze falan almıyor katiyen. Almaya gücümüz yetmiyor. Dün ben bir pazara gittim. 8 milyon domates. 5 milyonluk biber aldım. Bize yeter mi? Yetmez. Bir sürü kişiyiz. 3-4 tane biber geldi. Yani onunla ne geçimimiz olacak ki? Zaten evlerimizi yıkacaklar bir ay sonra. 6. ayda buralar hep yıkılacak. Nerelere gideceğiz biz de bilmiyoruz. Ne yapacağız? Nerelere gideceğiz bu kadar çolukla, çocukla? Tayyip Erdoğan herkese yer verdi de gerçi. Biz bir kaldık. Kendi vatandaşı kaldı. Kendi memleketliler kaldı. Onlara sadece bir şey yapamıyor. Bizim gibisine yapamıyor. Ama gelince yağmur olsa, çamur olsa, kış olsa evlerimizi yıkıp gidiyor adam. Neymiş? Kiracıyız. Yok işte kendi malımız. Mecbur kirada oturuyor. Babadan atadan da kalmamış bize hiçbir şey. Bakacağız. Ne olacak hala? Zaten bir ay, iki ay sonra evlerimiz hep yıkılır. Ben atılan patatesi getirdim diye aşağıda çocuklarıma akşam. Niye yasak? Düneyin yoktu diye. Gittik marketin önünde durduk. Atılacak, ezilecek zebzeyi getirdik. Eve koyduk ki bebelerimiz yesin. Kaç gün yiyebildikse o 17 günün içinde. Yan yeter, yan yetmez bize. Biz fakirik işte. Gelsin bize yardım etsin. Gerçekten biz mağduruk yani. Yanına Tayyip Erdoğan'dır işte, zenginlerdi diyor, mağdur yok, fakir yok. Ama etraflarına bir dönüp baksalar fakirler hepsini görürler. Biz hep hurdacıyız, buraları mesela görmüyorlar mı? Başkentmiş burası. Gözde görünecek yer bu Dikmen mesela. Biliyorlar, görüyorlar. Hepimiz hurdacıyız burada. Ama görmüyorlarmış. Ne oldu? Çekecek artık. Çekecek. Ama ya. Soğuk köşemde. Berbat. Şimdi bulasın arkasını gitti bir dakika mı hattımda, ne oldu? Vallahi ekonomi kötü de şimdi pandemide de hiçbir yere çıkamıyoruz yani. Getiren burada yardımlarla gelirse o da millet geçiniyor yani. Ekmek neyi getiriyorlar gerçi de yani yardım gelirse burada iyi, millet rahat. Ama gelmezse bakıp duruyor, ona paketler geliyor burada, millet birbirini yiyor, bize ne, ben kapacağım, sen kapacaksın diye. İşte soğan patates de aldı, onda yediler birbirlerini, yediler Allah etmeye. Yok çünkü, dışarı çıkış yok. Markete gidemiyorlar. O büyük şehir. Ne olacak bilmiyoruz valla. Yetkililer bilir onun nasıl çözüm olacağını, onlar bilir. Biz nereden bilelim onların nasıl yapacağını, nasıl olacağını. Bilmiyoruz ki yani bu hastalık olayında, olay olduğu temelde hiç kimse bir yere gitmiyor. Eli kolu bağlı yani. Yani gidip çarşıda, ben 70 yaşındayım, nasıl gidip değişim yapacağım? Evlere şimdi şu anda yıkım geldi. Haziran'ın 22'sinde yıkacağım dedi. Ben gidip dilekçe vermedim, 32 milyar ceza geldi. Ben bu cezayı nereden ödeyeceğim? Ben emekli adamım.
Nasıl ödeyeceğim, nasıl yapacağım? Evi yıkacaksın, şimdi bir de ceza var, bir daha ceza varmış. %20 yıkmazsa, kendileri yıkarsa %20 tekrar şey alacaklarmış. Ceza alıp parası alacaklarmış. 32 milyar kestiler ceza. Adam diyor ki bunu ödeyeceksin. Ben evden dışarı çıkamıyorum, Kızılay'a inemiyorum, belediyeye gidemiyorum. Sonra oraya gitsen kimse ilgilenmiyor ki. Hepsi biraz ağız olmuş, yıkacaksın. Ağız olmuş, yıkacaksın. Başka yok. Kapıdan, odadan başlıyor, müdüre kadar aynı kelime. Yıkacaksın. Yıkacaksın. E bizim yerimiz yok. Nereye gideceğiz? Yok. Mağdur ol. Ben nereye gideceğim şimdi? Ben 2 milyar maaş alıyorum. Ben kiraya mı vereceğim, kendim mi yiyeceğim? Yapacağımı bilmiyorum valla. Şaşırttım ben. Kızılay'a gidemiyorum yani. Bir kere Kızılay'a inmiyorum. Yasak. Gitsem bile bir iş yapamıyorum ki. Adam orada diyor ki ya git dışarı çık diyor. Oradan kapıdan dışarı çık diyor. Vallahi bilmiyorum ne olacak, bilmiyorum sonu ne olur, onu da bilemiyoruz ya, çözemiyoruz. Vallahi ne bileyim işte, zor ekmek, kuru ekmek bulsa daha yeter. Allah bir bereket ver. Elimize de gitse. Kuru ekmek, sudur, çaydır, başka ne olacak? Ne yiyeceğiz? Başka bir şey yoktur. Ne olacak? Zebze çarşıya gidemiyoruz. Bir iş yapamıyoruz. Yani şimdi dışarı çıksa giderek pazara kendimize domates, salatalık falan diye ben alır yeriz. Başka bir şeyde ne olacak? Islıyoruz, sudan ıslıyoruz, yiyor. Islatıyoruz yani, çorbaya katıyor. Mercimek çorbasına. Bizim vermiyorlar çocuklar, bebeler gidiyor, bebeler geri çeviriyorlar. Ne edek biz de, aç mı kalalım? Sürüklenen. Hadi bunu. Hadi bunu. Hadi bunu.